Merhaba yürüyen Türk izleyicileri. Bugün e, işleyeceğimiz konu Avustralya'ya geldiniz. Çalışmak istiyorsunuz, fakat e, yasal olarak çalışmak istiyorsunuz. Genelde arkadaşlar bu konular hakkında pek bilgi bilmiyorlar. E, gayet normal tabii ki. Fakat e, bilmeniz gereken her ülkenin kendisine has kuralları var. Yani regulations. Siz de bu kurallara uymak zorundasınız. Şimdi yapmanız gereken e, Avustralya'dasınız. Avustralya'nın bir şehrindesiniz ve çalışmak istiyorsunuz. Öncelikle bir vergi numarası almanız gerekiyor. Buna da Tax File Number diyorlar. Eğer arkadaşlar bunu almazsanız e, yasal olarak e, bir yerde çalışmanız mümkün değil. Fakat e, bunu nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlar var. Şimdi bunu öğreteceğim. Öncelikle e, Google'ın Avustralya sayfasına giriyorsunuz. Bunu girmek için şu üstteki linke yazmanız gerekiyor. Ve ondan sonra Get Tax File Number derseniz. Şu anda geldi karşınıza. Buna basın arkadaşlar. Ve karşımıza Gördüğünüz gibi seçenekler geldi. Burada hemen e, görmeniz gereken ilk şey Tax File Number, Australian Taxation Office. Şimdi öncelikle bu siteye girelim. Yani bu nedir derseniz e, vergi numarasını e, alacağımız sitenin ismi. Avustralya Vergi Ofisi yani vergi dairesi oluyor. Öncelikle e, bu sayfaya girdiğinizde direkt üstteki linki yazarak da direkt olarak girebilirsiniz ve burada arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor Önce biraz okuyalım istiyorsanız bilginiz olsun your tax file number is your personal reference number in the tax and super systems what does it mean nedir Arkadaşlar bu yani diyor ki vergi numarası sizin e, e, referans numaranız bu size ait bir numara vergilendirmede de ve super sistem dediği de arkadaşlar burada e, emeklilikle ilgili e, kısma girer bu kısım e, orayı geçiyoruz şu anda çünkü şu anda vergi ile ilgili yani vergi numarası nasıl alacağını gösterdiğim için sadece bu konu üzerinde duralım diyor ki your tfn is an important part of your tax and super records as well as your identity so keep it secure dediği şu arkadaşlar bu verginin vergilendirmenin büyük bir önemi var ve bu süper kayıtları için bir identity yani bir sizin, sizin kimliğinizi belirtiyor bu ve bunu diyor secure yani güvende saklayın yani diyor yani mümkün olduğunca kaybetmeyin diyor Your TFN is yours for life. Yani sizin ömrünüz boyunca bu numara kalıyor. You keep the same TFN even if you change your name. İsminizi, iş işinizi ya da interstate dediği eğer bir eyaletten diğer eyalete ya da yurt dışına gitseniz dahi arkadaşlar, bu sizin yani tax file number vergi numarası her zaman kalacak. Şimdi eğer şurada dedi you don't have to have a TFN, zorunda değilsiniz arkadaşlar tax file number'ı almak. Fakat eğer buna sahip olmazsanız daha fazla tax ödeyeceğinizi söylüyor şurada arkadaşlar. Ve You also won't be able to apply for government benefits. ve Hükümetin, ya, yani, e, hükümet, e, hükümetin sağladığı faydalardan da eğer vergi numaranız olmazsa faydalanamıyorsunuz. Bunun için diyor ki arkadaşlar, eğer tax vergilendirme zamanını geldiği zaman tax vergi e, e, geri dönüşlerini yapabilmeniz için elektronik e, ve lodge yani e, ba başvurabilmeniz için buna ihtiyaç var. Yani tax file number'a ihtiyaç var. OR diyor ya da Australian Business Number. Yani ABN dediği de Australian Business Number. Eğer bir iş kuruyorsanız dahi tax file number'a yani vergi numarasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi buraya kadar e, konuyu umarım e, anladık. Fakat ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki apply for a tax file number diyor. Burada arkadaşlar e, hangi, seçeneği, seçeneğinizi, seçeneğinizi, e, hangi seçeneği seçmeniz gerektiğini göstereceğim. İlk seçenektir arkadaşlar Foreign Passport Holders yani yabancı pasportu tutanlar. Mesela Türkiye'den geldiniz, Türk pasaportuna sahipsiniz yani buna başvuracaksınız. Permanent Migrants e, sürekli göçmenler ya da Temporary Visitors yani turist olarak gelen e, kişiler için olan seçenektir. Bu ilk seçeneği seçtikten sonra Apply Online for a TFN yani internet üzerinden vergi numarasına al diye bir seçenek gelir. Buna basarsınız arkadaşlar. Ondan sonra da yapmanız gereken şuradaki Next seçeneğini seçerek gene size aynı şeyleri soruyor. Şu Next seçeneğine gene basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Travel Documentation Details çıkacak karşınıza. Ondan sonra arkadaşlar bunları doldurmaya başlıyorsunuz. What is your passport or travel document number? Yani pasaport numaranızı yazarsınız. E, hangi ülkeden e, pasaport aldıysanız e, o ülkeyi yazarsınız buraya. E, burada ülkelerden Türkiye'yi hemen bulmanız e, mümkün. Burada Ondan sonra eğer daha önce Avustralya'ya e, visit yani ziyaret etti etmediğinizi sorar burada. Bunu doldurursunuz. Bu seçenekleri doldurduktan sonra arkadaşlar sadece next diyerek ilerliyorsunuz ve bu şekilde online olarak vergi numarasına başvurmuş oluyorsunuz şu anda size anlatacaklarım bu kadar yasal olarak çalışmak istiyorsanız sonuç olarak vergi numarası almanız gerekiyor buna da İngilizce olarak Tax File Number diyorlar bunu mutlaka alın bu sizin yasal hakkınız ve bunu e, güvende bir şekilde saklayın ki ileride bir sorun olmasın. E, siteyi göstermiştim arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, umarım e, bu videoyu da e, beğenirsiniz. E, desteklerinizi bekliyorum. Daha yeni videolar gelecek. E, umarım e, faydalı olacağına inanıyorum. E, i̇yi seyirler dilerim. Teşekkür ederim.